Yaz ekranlarından herkese merhabalar. Sağlıklı Günler programında sizlerle bir aradayız. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Selçuk Hazedaroğlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim sizden. Bugün nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün hem çok önemli hem de çok hayati bir konu olan organ nakli konuşacağız sizinle. Siz ülkemizde organ nakli deyince öncelikle akla gelen isimlerdensiniz. Ben bu konuyla ilgili size ilk olarak organ nakli nedir, ne amaçla yapılır ve kimlere yapılır bunu sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Organ nakli önemli bir konu. Vatandaşın bilgilendirilmesi, işlemin yapılabilirliği açısından diğer branşlara oranla çok daha önemli. Covid döneminde gördük ki toplum sağlığından ayırt edilemez bir şey organ nakli. Evet. Çünkü Türkiye'de söz gelimi karaciğer nakli yılda 1500'lere ulaşmışken Covid döneminde bu sayı 500'lere düştü. Hı. Böbrek nakli çok azaldı. Pankreas nakli neredeyse durdu. Genel cerrahi açısından söylüyorum. Diğer akciğer, kalp zaten onlarda çok ciddi sorunlar oldu. Organ naklinin diğer tıp alanları gibi toplum sağlığından ve genel sağlık hizmetinden ayrılamaz bir bütün olduğunu gösteren önemli bir veri bu. Çünkü ilk organ nakilleri yapıldığında bildiğiniz gibi kadavradan, yani beyin ölümü gerçekleşmiş donörlerden yapılıyordu. Giderek canlı donörlere doğru kaydı ama bu dönemde COVID nedeniyle yoğun bakımlarda oldu. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların enfekte olması söz konusu oldu ve organ nakli giderek azaldı. Yine bekleme listesi dediğimiz bir şey var. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bir organ nakli koordinasyon kurulu var. Bu başlangıçta dernekler aracılığıyla yürütülen bir işin sistematik olarak bakanlık bünyesinde alınmasıyla çok iyileştirilmiş bir şey. Türkiye'deki bütün hastaneleri koordine eden, buralardan çıkan beyin ölümlerini merkeze bildiren ve organ dağıtımını yapan bir sistem bu. Ama tabii bu yoğun bakıma bağımlı, yoğun bakım yatağına bağlı. Çünkü beyin ölümü çok özel koşullarda gerçekleşiyor. Hastanın yoğun bakımda olması lazım, entübe olması lazım ama bu COVID döneminde bütün makineler COVID hastalarına yönlendirildi. O yüzden organ naklinde ciddi bir gerileme oldu. Organ nakli hem sayı olarak azaldı hem de toplumdaki duyarlılık da bir anlamda azaldı. Bağışlar azaldı. O nedenle toplum sağlığından kopmaz bir bütün olduğu anlaşıldı. Hı hı. Müsaade ederseniz ben kısaca yani organ nakline gelebilmek için öncelikle cerrahi kısaca bir tarihçesinden ve organ nakli ile ilgili hastalıkların tarihçesinden bahsetmek isterim. Tabii ki buyurun hocam. Yani insanlık da milyonlarca yıldır yeryüzünde mikroplarla, diğer canlılarla belli bir uyum içerisinde yaşıyor ve bu arada bir biyolojik savaş var. Mikroplar, bakteriler, virüsler insanları hasta ediyor. Bunlar iyileştiriliyor. Tabii son 150 yılın işi aslında modern cerrahi. Daha önce berber cerrahlar döneminde işte abse boşaltma, trepanasyon siz çok iyi biliyorsunuz. Evet, evet. Basit cerrahi işlemler yapılırken 3 tane temel buluşla. Bir tanesi ağrı kontrolü ki bundan önce ağrı kontrol edilemediği için hastanın cerrahiye verilebilmesi mümkün olmuyordu. Bir tanesi enfeksiyon kontrolü. Düşünün Fleming'in penisilini bulması 1945. Evet. 1860'ta Lister mikropların varlığını yapılan işin doğasını inceleyerek anlayıp asepsi, antisepsi dediğimiz temiz tekniği ortaya koydu. Bu da çok önemli bir gelişme oldu. Bir diğeri de bildiğiniz gibi cerrahi aletlerde metal teknolojisinde ve iplik teknolojisinde gelişmeler. Bunlar günümüzde tabii bu iş artık robotlara, laparoskopik yöntemlere kadar ilerledi ama temel cerrahi 1860'lı yıllarda ortaya çıktı ve bu çıktıktan çok kısa bir süre sonra 1900'lü yılların başında bugün yaptığımız ameliyatların pek çoğu aşağı yukarı sizin de çok iyi bildiğiniz gibi tanımlanmış oldu, yapılır hale geldi. Evet. Cerrahinin önemini şöyle anlatmak lazım. Binlerce yıl apandisit olan çocuklar hep öldüler. Çok azı apseleşti, dışarıya füstüze oldu ve yaşadı. Ama cerrahinin yapılabilir olmasıyla binlerce hayat kurtarılır hale geldi. Ve tabii bu da cerrahinin sadece yapılmasını değil, eğitimini sistematik hale getirdi. Ülkemizde bu anlamda Cumhuriyet'le birlikte
önemli adımlar attı. Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet'in kurduğu ilk üniversite. Daha önce ülkemizde İstanbul Üniversitesi var biliyorsunuz. Bunlar çok önemli hizmetler verdi. Sonra başlangıçta bildiğiniz gibi dahiliye ve cerrahi vardı. Cerrahi, bizim benim hocalarım her türlü ameliyatı yaparlardı. Beyin ameliyatı dahil. Ama bu Monte Cristo Kontu'ndaki gibi bilgi 12 ciltlik değil. Bilgi giderek arttı. Artık günümüzde genel cerrahinin içinde ki genel cerrahiden yani cerrahiden kopan işte kalp cerrahisi, ortopedi, üroloji, kadın doğum pek çok branş. Onların her biri kendi içinde branşlaştı. Ve bugün günümüze geldiğimizde de genel cerrahinin içerisinde organ nakli nispeten ayrı bir yapı haline geldi. Organların önemli bir kısmı hastalanıyor ve bunlar dahili yöntemlerle işte böbrek yetmezliği tedavi ediliyor. Ama bir kısmı bunların geri dönüşümsüz hale geliyor. Evet. İşte o zaman bu geri dönüşümsüz hasarın düzeltilmesi mümkün olmadığı için organın nakli söz konusu oluyor. Genel cerrahi alanında yapılan temel organ nakilleri karaciğer, böbrek ve pankreas naklidir. İnce bağırsak nakli sekonder bir hale geldi. Evdeki TPN dediğimiz damardan besleme ile birlikte. Terminal dönem karaciğer yetmezliğine giren hastalar maalesef kaybedilmektedir. Bu yüzden tek tedavi şansları organ nakli. Çok şükür böbrekte diyaliz var. Diyaliz nedeniyle hastalar diyalize girerek hayatlarını sürdürebiliyorlar. Pankreas nakli de bildiğiniz gibi tip 1 diyabet için yapılıyor. Ve tip 1 diyabetin aslında seçkin tedavisi eksojen insülin tedavisi. Ancak 1900 yılları düşünün, diyabetin yeni tanındığı dönemleri düşünün. 1-2 yıl içinde ölen hastalar bu eksojen insülin tedavisiyle, insülinin bulunmasıyla tedavi edilir hale geldiler. Ancak bu tedavinin bedelleri var. Bunlar çünkü hipoglisemi, yani çok tedavi ederseniz kan şekerinin düşmesi, diyelim bir kamyon şoförünü araç kullanırken hipoglisemi nedeniyle, kan şekerinin düşmesi nedeniyle kazayla karşı karşıya getirebilir. Bu yüzden kan şekeri hep biraz yukarıda kaldı. Ve gözde, damarlarda, böbrekte ve sinir sisteminde hasarlara yol açıyor. Böbrekteki hasar kalıcı hale gelince böbrek nakli gerekiyor. Çünkü böbrek naklinin seçkin tedavisi, böbrek yetmezliğinin seçkin tedavisi böbrek naklidir. Bu şu demek, böbrek nakli olanlar diyalize girenler oranla daha uzun yaşıyorlar, daha kaliteli yaşıyorlar. Tabii organ naklini yapabilmeniz için bağışıklık sistemini baskılamanız lazım. İmmünosüpresyon yapmanız lazım. Bağışıklık süpresyonunu yaptığınız zaman da birçok hastalıklara, enfeksiyona, tümörlere yol açabiliyor. O zaman kar zararına bakıldığında böbrek nakli hakikaten seçkin tedavi. Ama pankreas da öyle değil. Pankreas da egzojen insülin tedavisi seçkin tedavi. Ancak işte böbrek nakli yapılanlarda ki pankreasların önemli bir kısmı böbrek yetmezliğiyle sonuçlanıyor. O zaman işte ikisi birlikte yapılır hale geldi. Tabii burada bunların içerisinde en hayati olan karaciğer naklidir. Karaciğer nakli, karaciğer yetmezliği şöyle anlatırsak çok daha iyi anlaşılır. Türkiye'de mesela böbrek bekleme listesinde dün baktım Sağlık Bakanlığı'nın şeyine 38 bin civarında hasta var. Ama karaciğerde bu sayı 1200. Bunun sebebi karaciğer hastalarının daha az olması değil. Ölmeleri. Bu hastaları böbrek bekleme listesindeyken kaybediyoruz. Yapamıyoruz yeterince organ olmadığı için. O yüzden özellikle karaciğer nakli çok hayat kurtarıcı ve de çok üzgündürücü bir organ nakli. Bu iki şekilde oluyor karaciğer nakli. Akut ve kronik. Kronik dediğimiz uzun süre siroz hastası olanlarda artık bir noktaya geliniyor ki hasta bekleme listesindeyken çok kısa sürede kaybedilecek. O zaman nakil yapılıyor veya işte alkol gibi çeşitli ilaçlar gibi özellikle mantar gibi hepatotoksik yani karaciğeri bir şekilde zehirleyen maddelerin kullanımıyla veya hepatit B gibi, hepatit C gibi virüslerin çok hızlı seyri nedeniyle karaciğer çok kısa sürede yetmezliğe giriyor. Bir de bu şekilde yapılabiliyor. Böbrek nakli tahmin edebileceğiniz gibi
Ve herhangi bir şekilde diyalize girdiği için zaten herhangi bir aşamada nakil olabilecek. Olabiliyor. Yani enfeksiyonu yoksa, tümörü yoksa, bağışıklık tedavisinin sıkıntı yaratmayacağı anlaşılırsa yapılabiliyor. O anlamda solid organ nakli dediğimiz, yani işte kan ve diğer kompozit doku dışında kalp, akciğer, bunlar bizim alanımızın dışında ama karaciğer, böbrek, pankreas ve ince bağırsak nakilleri genel cerrahi alanın içerisinde. Evet. Hocam peki bu bekleme listesindeki hastalarımız, organları kimler veriyor bu hastalarımıza? Kimlerden alınıyor organlar? Şimdi, tabii çok, bildiğiniz gibi organ nakli fikri yeni değil. Çok eski bir fikir. Evet. Hatta buna yönelik bir takım gravürler de var. Orta çağda yapılmış. Beyaz bir adama siyah bir bacak takılmış. Ama muhtemelen bir köleden çünkü. Evet. Denemeler ama, olmuş yani o çağlarda. Evet, olmuş ama denemeler tabii bağışıklık sisteminin bilinmediği dönemde. Hiçbir şekilde bilinmiyor. Ve organ reddi bilinmiyor. Evet. Teknik 1903'lü yıllarda yeterli hale geliyor organ nakli tekniği. Karel ve Guthrie Nobel ödülü alan cerrahlar. Hmm. Bunlar dikiş tekniklerini mükemmel hale getiriyorlar ve hayvan deneylerinden organ nakillerini yapıyorlar. Ama 1960'lara 70'lere gelinceye kadar organ reddi sorunu çözülemiyor. Evet. Ne zaman ki ilaç tedavileri gerçekleşiyor, organlar yapılabilir hale geliyor. İşte o zaman ilk denemeler kuşkusuz ölüden, yani kadavradan yapılan. Evet. Kadavra dediğimiz olay da bildiğiniz gibi beyin ölümü gerçekleşmiş bir vücut. Hele bugünlerde işte kafa naklinin de söz konusu olduğu düşünülürse vatandaşlar hani aklına gelen şey şu: acaba beyni gerçekten ölmemiş midir? Bu tabii mümkün değil. Beyin ölümü gerçekleşiyor. Bir süre daha beklerseniz vücut da ölüyor, beyni takiben. Evet. İşte bu dönemde hayat kurtarmak amacıyla kadavradan alınıyor ve bu organlar başlangıçta kadavradan yapılıyor. Fakat bu tabii çok özel koşullarda, yoğun bakım koşullarında yapılan bir şey. Türkiye'de her ne kadar iyileştirildiyse de yoğun bakım koşulları ne yazık ki yeterli değil kadavradan çıkan nakiller. O yüzden yaklaşık 1'e 4 oranında karaciğer nakli canlıdan yapılır hale geldi. Bu da 2000'li yıllarda Japon ve Kore dinleri kadavra nakline izin vermediği için onlar önce çocuklarda sol lobu yetişkinden nakletmeyle başladılar. Sonra sağ lob, işte bizim üniversitemizde de 2000'li yılların başında sağ lobdan nakillerin başlamasıyla can, çünkü sol lob yetişkine yetmiyor. O, yani karaciğerin kendini yenileme, rejenerasyon yeteneği var ama sol lob yetmiyor. O yüzden sağ lob nakliyle birlikte karaciğer nakli sıçradı. Böbrek donörlerinin de çok önemli bir kısmı canlıdandır. Ancak tabii pankreas kadavradan yapılan bir ameliyat. Bütün tam pankreas nakli. İşte Amerika'da, Minnesota'da birkaç tane canlıdan nakiller varsa da yani gerek organ ihtiyacının pankreas için azlığı, gerekse canlı naklin ciddi bir ameliyat olması ve vericiye zarar verebilecek olması onu bir kısıtlamış durumda. O nedenle genellikle yani benim yaptıklarım hep kadavradan oldu. Ha, size onu soracaktım. Siz pankreas naklini çok sık yapan bir hekimsiniz. Evet. Canlıdan değil kadavradan. Pankreas nakli kadavradan. Evet. İlk bildiğiniz gibi böbrek yetmezliği sonrası yapılıyor. Tabii en ideali böbrek yetmezliğiyle birlikte. Çünkü aynı böbrekle birlikte. Çünkü aynı dokuyu alıyorsunuz. Aynı immünolojik profilden. Yani red olayı da daha kolay çözümleniyor. Evet. Bu yüzden ben 2006'da yaptım Murat Bey'e ilk böbrek pankreas. Sonra meleğe yaptım. Ama Türkiye'de pankreas nakli çok gerilemiş durumda. Çünkü özel koşullarda yapılabiliyor ancak. Yani şöyle düşünün. Sistem size hem böbreği verecek hem pankreası verecek. İkisini birlikte. Hasta diyabetik olacak. Evet. Bir araya gelecek. Bu tabii bu organizasyon biraz sıkıntılı oluyor. Evet. Peki bu sayı az o yüzden. Azalıyor. Evet. Organ bağışı yapma kriterleri nedir? Yani bildiğim kadarıyla insanlar kendi yakın akrabalarına bağışlıyorlar organlarını ama normalde ben organlarımı bağışlamak istiyorum diyen kişiler için kriterler nelerdir hocam? Şimdi organ, yani biliyorsunuz kampanyalar düzenleniyor. İşte organ bağış izinleri alınıyor. Bu çok önemli bir konu. Aslında bunların hiçbirinin geçerliliği yok. Yani aile vermezse organ alamazsınız. Anladım. Bu niyet beyanıdır. Yani ben eğer
beyin ölümü gerçekleşirse organlarımı bağışlayarak Anladım. Hayat kurtarmak istiyorum. İstiyorum. O yüzden kişi beyan etse organınızı bağışlayacaksanız ailenize özellikle bunu söylemeniz evet. gerekiyor. Aksi takdirde gerçekleşmez. Bir anlamı yok. Bu da tabii aslında bir milli görev gibi algılanmalı. Şöyle söyleyeyim size, kendinize ihtiyacınız olduğunda veya çocuğunuza ihtiyacı olduğunda organ bulamazsanız tabii bu işin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Çok doğru. Çok Nasıl doğru. askerlikte olduğu gibi hepimiz gidip vatani görevimizi yapıyorsak bu organ nakli de aslında bir tür görev haline geldi. İnsani görev ve gibi. Tabii çok doğru. Ve bağışta bazı ülkelerde var bu. Sorgulanmadan uygun donörden alınabilmeli. Ancak bu şekilde Türkiye'nin tam ihtiyacı karşılanır. Yoksa biz yine uzun bir dönem daha sağlıklı Sıkıntı. İnsanların organlarını alarak yakınlarına nakletmek durumunda kalacağız. Bu da çok istenen bir şey değil. Evet. Bir de doku uyumu var hocam. Biraz önce bahsettiğiniz tarihten evet. bahsederken. Doku uyumu nedir? Şimdi, çok sıkıntı yaratan bir durum tabii, çünkü. Çok doğru. İlk nakillerde bu işte deri nakilleriyle Wisconsin'de yapılan sığırda yapılan çalışmalarla anlaşılıyor ve netice itibariyle türler arasında bir bariyer var. Yani bir mesela domuzdan insana böbrek naklettiğinizde dakikalar içerisinde reddediliyor. Tabii. Evet. İnsandan insana nakilde tür içi olduğu için doku gruplarına, HLA gruplarına bakılarak nakil yapılıyor. Ama günümüzde gelinen noktada öyle iyi bir immünosüpresif tedavi yapılıyor ki artık doku uyumu olmasa da nakiller yapılabiliyor. Neredeyse doku uyumu olanlara yakın başarılarla. O yüzden giderek anlamını yitirdi. Tekrar gündeme geldi biliyorsunuz. Domuzdan yapılan nakille. Eğer domuzun genetiği değiştirilip insan genetiğine uydurulabilirse o da çok ciddi bir organ kaynağı olacak. Ve pek çok hayat kurtulacaktır. Muhteşem bir şey olur o gerçekten. Tıpkı kök hücreden yapılan nakiller gibi. Ama orada bir türlü bildiğiniz gibi doku yapılabiliyor. Evet. Böbrek dokusu idrarı üretiyor ama böbrek haline gelmiyor. Haline gelmiyor evet. Oysa domuzun vücut büyüklüğü de insana çok yakın. Onun genetiği değiştirilerek, oradaki tabii antikorlar, antijenler çok daha değişik. Değiştirilerek yapılırsa ki yapılacak gibi görünüyor. Görünüyor. O zaman işte çok yani önemli bir gelişme, iyi evet. bir donör havuzu olur. Havuzu olur. Böylece pek çok hayat kurtulur. Evet, evet hocam. Hocam biraz da sizin alanınızda sindirim sistemi kanserlerinden bahsetmenizi evet. rica edeceğim. Karaciğer, safra kesesi, evet. pankreas kanserleri. Bu konuda güncel tedaviler var mı? Siz neler yapıyorsunuz? Tabii. Şimdi şöyle... Bizim yaptığımızın işin artık önemli bir kısmı kanser cerrahisi haline evet, geldi. Evet. Yani iyi huylu hastalıklar için örneğin ülser çok iyi biliyorsunuz. Evet. Bundan 40-50 yıl önce ülserlerin çoğu ameliyatla iyileştirilirdi. Doğru, doğru. Ama günümüzde öylesine iyi ilaçlar var ki biz neredeyse hiç ülser ameliyatı yapmıyoruz. Pek çok hastalık için de bu böyle. Tabii teknolojinin ve tıbbın gelişimiyle yeni bir takım ameliyatlar da ortaya çıkıyor ama yani daha önce yapılamayan işler yapılır hale geliyor. Ama giderek yaptığımız cerrahinin kanser cerrahisi haline geldiğini söylemek mümkün. Genel cerrahinin dediğim gibi yani siz ne yapıyorsunuz sorusu sorulduğunda evet. cevabı geriye kalanları yapıyoruz. Yani. Aslında cerrahiden her şeyi yapıyorsunuz işte kalp, gibi geliyor, böbrek evet. ayrıldığı için evet. bize geriye kalan yani tiroid cerrahisi, meme cerrahisi evet. çok da büyük ve bir alan karın cerrahisi. Evet, evet. Ama bunlar da kendi içinde branş taşıyor. Benim özellikle yaptığım cerrahiler karın cerrahisi. Onun da işte karaciğer, pankreas kısmını özellikle yapıyorum. Karaciğer kanserleri eğer siroz yoksa, karaciğerin kendi kanseri ki genelde sirozla birlikte oluyor. Cerrahiden çok yarar gören hastalıklar. Ama burada da yine organ nakliyle organ ilişkimiz var. Evet. Bir grup var ki bunlara siroz nedeniyle yani diş bile çekmeniz mümkün değil. Kanama nedeniyle. O yüzden tümörü çıkarmak yerine tüm karaciğeri çıkarıp organ nakli yapabiliyorsunuz. Belli kriterler içinde. Yani tümör belli bir boyutta ise çünkü bağışıklık sistemini baskıladığınız için eğer belli bir aşamayı geçmişse yapamıyorsunuz. Yani erken teşhis tabii kanserde çok önemli. Evet. Gerçekten çok önemli. Vatandaşlarımız da gittikçe bu konuda bilinçleniyor. Sağlık sistemimiz daha bu işleri erken yakalar hale geliyor. Geliyor, evet. O yüzden kanser cerrahisinde de inanılmaz başarılar elde ediliyor. Mesela meme kanseri
Kadınlarda çok sık görülen bir kanser. Her 8 kadından biri meme kanseri ölüyor, oluyor ama hasta kaybımız çok az. Çok azaldı son yıllarda. Buna karşılık bizim yaptığımız mesela pankreas cerrahisi, pankreas kanser cerrahisi bunlar ne yazık ki daha saldırgan, daha geç yakalanan olgular. O yüzden yaptığımız için çoğu kanser cerrahisi haline geldi. Evet. Orada da tabii yoğun bakımların iyileşmesi, cerrahi tekniğin iyileşmesi, laparoskopik teknik, robotik teknik bunların girmesiyle çok büyük ilerlemeler var. İnşallah önümüzde daha da iyi olacak. Neyle çok iyi olacak? İlaç tedavilerinin gelişmesiyle. Evet. Özellikle bu bahsettiğiniz organ nakli, donör havuzunun artması gibi gelişmeler çok hepimiz için, tüm toplum için fayda sağlayacak gelişmeler olacak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Son olarak size son yıllarda sağlık turizmi açısından da ülkemiz çok gözde ülkelerden biri haline geldi. Dışarıdan çok fazla hastamız, yabancı hastamız geliyor. Onlar da en sık genel cerrahi branşında neyi tercih ediyorlar? Son olarak bunu sormak istiyorum. Vallahi şimdi organ nakli Türkiye'de çok başarılı yapılan bir iş. Evet. Özellikle karaciğer naklinde biz canlı nakilde Kore ile birlikte dünyada en önde gelen ülkeyiz. Ülkelerdeniz. Bazı yıllarda dünya birincisi olduk. Biz tabii Covid buna çok büyük darbe vurdu. Bizde tabii organ ticareti yapılmıyor. Yani bazı dış ülkelerde bunlar işte yapılıyor. Hindistan gibi vesaire. Bizde yasal sınırlar içerisinde ve çok iyi oturmuş etik bir sistemle yapılıyor. O yüzden bir grup hasta donörüyle Türkiye'ye gelirse burada ameliyat olabiliyor. Bizim sistemden organ almaları mümkün değil tabii. Çünkü onlar bizim kendi vatandaşlarımız. Evet. Yani geçtiğimiz 20 yıla bakıyorum. Ben hani Irak'tan, Suriye'den, Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan çok hasta ameliyat ettim. Yani tümör hastaları özellikle ciddi cerrahi gerektiren çok hasta ameliyat ettim ama dünya değişti. Her tarafta savaş, her tarafta kan. Evet. Yani sizin yaptığınız iş onlarca gencecik insan ölürken ne kadar anlamlı kalıyor o bile tartışılır. Evet. Fakat bu ülkelerle olan sorunlar, bu ülkelerin kendi iç sorunları, işte Rusya ile ilgili, Ukrayna ile ilgili sorunlar şeyi daralttı biraz ne yazık ki. İşte Batı'dan da Batı'nın kendi tıbbı oldukça gelişkin ama yine de özellikle sizin alanınızda IVF için bildiğim kadarıyla plastik cerrahi konusunda çok hasta geliyor. Bana da yani genellikle Batı'dan özellikle Almanya'dan Türk kökenli, Hollanda'dan Türk kökenli insanlar, İngiltere'den Türk kökenli insanlar geliyorlar. Orada yani ya bir şekilde güvenleri olmuyor ya da işte yapılamaz denilen işleri acaba bir de bizim orada yaparlar mı diye gelen insanlar oluyor. Biraz o anlamda daraldı sağlık turizmi. Hele transplant da iyice daraldı. Çünkü yani mesela biz Gazi Üniversitesi'nde ben yapıyorum. Transplant ünitesi tümüyle COVID ünitesine çevrildi. Anlıyorum. Çünkü öyle bir önem kazandı ki halk sağlığı problemi haline geldi COVID. Entübe edilen cihazların büyük bir çoğunluğu bu hastalara verildi. Şimdi yeni yeni normale dönüyor. Evet. İnşallah sağlık turizmine de önümüzdeki günlerde katkıda bulunuruz. Evet, evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz faydalı bilgiler için. Ben sağ olun. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Tüm kadınlarımızın 18 yaş ve üzerinde yıllık düzenli jinekolojik ve meme muayeneleri yaptırmaları son derece önemlidir, hayati öneme sahiptir. Çünkü tüm kadın kanserleri, dünya genelinde en sık görülen meme kanseri gibi ve diğer jinekolojik kanserler, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri erken teşhis ile tamamen tedavi edilebilmektedir. Bu sebeple her yaştaki, genç yaşlarından itibaren tüm kadınlarımıza kendi meme muayenelerini düzenli her ay yapmalarını öneriyoruz. Kendi meme muayenelerini her ay düzenli yaparken fark ettikleri bir şişlik, ağrı veya ele gelen kitle olması durumunda hemen bir genel cerrahi uzmanına başvurmaları çok önemli. Herhangi bir farklılık fark etmeseler bile bu muayeneler sırasında 40 ila 50 yaş arasındaki kadınlarımızın her yıl düzenli meme ultrasonu ve 2 yılda bir düzenli mamografi çektirmeleri gerekmektedir. Yine 50 yaş üzerindeki kadınlarımızın ise her yıl düzenli hem meme ultrasonu hem de mamografi çektirmelerini önemsiyoruz. Yine 18 yaş üzerinde veya cinsel hayatı başlamış tüm kadınlarımızın yıllık düzenli jinekolojik muayeneleri son derece önemlidir. Çünkü tüm jinekolojik kanserler önceden teşhis edilerek son derece etkin tedaviler yapılabilmektedir.
Yine tüm kadınlarımıza 3 yılda bir smear testi yaptırmalarını ve smear testi sayesinde önceden rahim ağzı kanserine karşı olası bir lezyon varsa onun da önlemini almamızı sağlamaktadır smear testleri. Kısacası tüm kadınlarımızın genç yaşlarından itibaren bu rutin periyodik muayenelere önem vermesi hayat kurtarır ve son derece yaşam kalitesini artırır. Hocam verdiğiniz faydalı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bir Sağlıklı Günler programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda sizlerle tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.